Sağlık için olmazsa olmaz bir noktadayız. Tam 500 yıldır kültürümüzde şifa denildiğinde en önemli yere sahip noktalardan birindeyiz. Nerede miyiz? Tabii ki ortam sıcaklığını oturduğunuz yerden hissettiğiniz Türk hamamındayız. Efendim bir süredir pandemi dolayısıyla kapalı olan hamamlar normal hayata geçişin en önemli dönüm noktası olan 1 Temmuz tarihi itibariyle hizmete açıldı. Kayseri'nin mihenk taşlarından biri olan yaklaşık 500 yıllık tarihi hamamımızı Kayseri halkının gelip bir ziyaret etmesini, eski halinden eser olmadığını, bütün ekiplerimizi yeniledik, tadilatımızı, tamiratımızı hepsini yaptık. Bu 18 aylık süre içerisinde de zaten sürekli tadilat ve tamiratla uğraştık. Uğraştığımız sırada da ekibimizi yeniledik. Yani gelip görmelerini istiyor. Görürken de çok şeyin değiştiğini, eski tarihi hamamın adının kötü anılmasından nefret ediyorum. Bizim artık hedefimiz şu: insanlara hizmet vermek, gönlüne girmek. Eski burayı çalıştıran arkadaşlar, onu girmek istiyorum. Çünkü Kayseri bu Kadı Hamamı çok meşhur bir hamamdır. İnsanların burada, eski çalışanlar cebine girmiş, gönlüne girememiş. Allah'ın izniyle biz insanların gönlüne talibik. Talip olduğumuz gibi de biz onları yani utandırmayacak şekilde hizmetimizi vermek istiyoruz. Buranın şunu söyleyeceğim, ücreti bayağı cüzi ücretler. Giriş ücretimiz 30 TL'dir. Kese 30 TL, 15 TL, masaj 15 TL. Bir kişi her türlü hizmeti görüp yeme içme dahil içinde olmak şartıyla 70 TL ile çıkabilir. Fakat normal bir hamama gireyim dese 30 TL ile rahatça çıkar. Sabunumuz hediyedir. Ondan sonra çayımız hediyedir. Ayakkabısı söylese de söylemese de ücretsiz olarak boyanmakta. Çabut ayakkabılar yıkanmakta, temizlenmekte, dezenfekte edilip önüne konulmaktadır. Burada bağış diye bir şey kaldırdık. O bağış olayı da yok. Yani hizmet gördükten sonra bağış vereceğin eski insanların burada olmadığını kendileri görecektir. Ben yani bu dünyada Cenab-ı Allah'tan ne istediysem Cenab-ı Allah bana verdi. Ben de Cenab-ı Allah'a, ya Rabbi, bana da bir iş yeri sahibi, yani iş verirsen ben de insanlara hizmet etmeyi senin yani izninle arz ediyorum dedim. Cenab-ı Allah da bu hizmeti bana sundu. Ben de bu hizmetimi halkla bölüşmek istiyorum. Gene söylüyorum. Benim derdim, davam para kazanmak değil, hizmet etmek. Hakka hizmet, halka hizmet, hakka hizmettir. Çok teşekkür ediyorum. İnsanlar hasta olanlar, ben 60 yaşındayım. 60 yıldır sadece 2 sefer doktora gitmişim, o da ameliyatlarımdan dolayı. Hastalandığım zaman hamama gelir, göbek taşına yatarım, telleme odasında terimi atarım, serin gözle dinlenirim. Duş aldıktan sonra keseye geçerim. Keseden sonra da dinlenme yerinde biraz dinlenirim. İhtiyaçlarımı giderdikten sonra dünyaya sanki yeni gelmiş olurum. Ben yani gelip görmelerini istiyorum. Hamamımız temizdir, nezihtir. Kayseri'de herhalde ben tarihi hamam olarak üstüne temizlik olacak bir yeri görmüyorum. Gören de iddia da ediyorum. Gelmelerini bekliyorum. Hepsi benim canımdır, ciğerimdir, kardeşimdir. Bir gelip görmelerini arz ediyorum. Hepinizi de candan ve gönülden seviyorum. Siz de beni Allah için severseniz çok sevinirim. Ne bileyim ya, işte yaşamak biraz zor ama yaşamayı başarmaya çalışıyoruz, anlıyor musunuz? Çok teşekkür ediyorum. Bu odalarımız var, çok güzel, çok nezih, çok temizdir. Yani gece yolda kalmışlara, mesela yoldan gelenlere hamamımız 24 saat hizmet vermektedir. Bay ve bayan her iki tarafta hizmet vermektedir. Gelip görmelerini isterim. Rahatça yatabilirler, rahatça yani ihtiyaçlarını görebilirler. İçeri girip yıkanabilirler. Bu bizim sunduğumuz sunumlar, yani bizde saat yoktur. 7/24 açık olduğu için Kayseri'de bir ilk yapıyoruz. İnşallah memnun olurlar Kayseri halkı. Onların memnuniyeti bizim memnuniyetimizdir. Onları üzmeden işte
hizmet vermek istiyorum. Bizim gönlümüzde hizmet var. Ben yaklaşık 50 yıllık esnafım. Ömrüm hizmet vermekle geçti. Yani ne bileyim, hizmeti seviyorum. Ben şuna inanıyorum ki halka hizmet hakka hizmettir. Ben 50 yılımı böyle harcadım. Zaten zengin olan benim bir Allah'ım var. Her gün bana rızık verir. Her gün gece beni öldürür, gündüz dirilten olan Allah'ım bana yeter. Benim zengin olmaya ihtiyacım yok. Yani derdi dünya olanın dünya kadar da derdi olur. Benim derdim dünya değil. İnşallah bir dua. Bir dua edilirse Allah razı olsun. Bu tarihi hamamımızı Cevat Bey yaşatmış derlerse çok sevinirim. Bazen bir yerlere bir çeşme yaparlar. İnsanlar susuz kalır, derler ki ya bu çeşmeyi yaptırandan Allah razı olsun. Ben de bu duaları almak istiyorum. Odalarımıza işte gece saat kaç olursa olsun insanlar gelip burada yatabilir, banyosunu yapabilir, ihtiyacını giderebilir. Ayrıca bizim yaklaşık çok büyük bir otoparkımız da var. Otopark sorunumuz yok. Bayanlar için de yani gece 7-24 açıktır. Çalışan ablalarımız, çalışan bacılarımız var. Onlar işlerinden geç çıkıyor. Geç çıkınca da Kayseri'de kapalı 7-24 hizmet vermeyen hamamlar olduğu için ben bunu böyle düşündüm. Kayseri'ye de armağan etmek istiyorum. Armağanımı eğer kabul ederlerse ben de onların bir kardeşi olarak çok sevinirim. Gelip beni görmelerini, benimle de işte biz iştenik, bir aileyik. Buradaki bütün herkes yani gelip rahatça bir aileyle oturduğu gibi yani bizimle oturabilirler, konuşabilirler. Ne bileyim, bir laf daha var onu da söyleyeyim de. O da içimde kalmasın, iyi mi? Harabat ehlini hor görme zakir, nice definelere malik firaneler vardır. O diyor hor gördüğün adamın diyor gönlünde nice zenginlikler vardır. Onu sizler bilemezsiniz. Onu ancak Allah ve Allah dostları bilir. Bizim buraya çaresiz olan insanlar, işte ne bileyim banyoya girmek isteyenler, bunlarla hep her türlü Allah'ın izniyle ilgileniyoruz. Burada seçmece adam yok. Herkese hizmet var. Fakirinden zenginine. Anlıyor musun? Vay bu zenginmiş de ona hizmet edeyim yok. Fakire de aynı hizmet, zengine de aynı hizmet. Bura onların bir evi gibi gelebilirler. Ben onları canım ciğerim biliyorum. Onlar da beni canı ciğeri bilebilirler. Hizmetime bakmadıkça da bana bir şey etmesinler. Yani gelip hizmetimi görmelerini rica ediyorum. Özellikle. Hamamdan sonra, keseden sonra cildin tahriş olmuş ciltlere kolonya sürersek hem mikrobunu yok ediyor hem de virüslere karşı 80 derece kolonya kullanıyoruz. Cildi de tazeliyor. Mikropları öldürüyor ciltteki. Öncelikle hoş geldiniz. Ben burada 2 yıldır Kadı Hamamı'na gelen misafirlerimizin ayakkabılarını boyuyorum. Burada tepeden tırnağa biz müşterilerimize hizmet verirken onların memnun olması için ayakkabılarını olsun, hani içeriye gelirler, tepeden tırnağa temizlikleri yapılır. Bizim müşterilerimizin iki kere havluları değişir ondan sonra. Biz genelde yani şöyle diyelim, patronlarımız olsun, biz özellikle burada onların memnun kalabilmesi için birçok ikramda bulunuruz. Her şey yani müşterilerimiz için, onların memnun edebilmek için. İnanın bizim patronlarımız, burada tarihi bir hamam olduğu için önce müşteri memnuniyeti, ondan sonra para kazanma yoluna gideriz. Çok şükür Rabbim 2 yıldır bu işi yapıyoruz. Ama yaklaşık 15-16 aydır da çok büyük sıkıntılar çektik. Hamamımız bayağı kapalı oldu. Yaklaşık biz burada 20'ye yakın bir personel çalışma arkadaşımız var. Ama çok şükürler olsun, inşallah açılacak, işlerimiz de açılacak. Bu şekilde hizmet veriyorum. Bugüne kadar kapalıydı. Her tarafımız kirden götürdü. Hiçbir zaman temiz olamadık. Şimdi ise dar açılmıştır. Şimdi ise kirimizden neyden temizlendik. Evde bile temizlenemiyoruz. Çünkü bu sıcak su yok. Böyle terleme yok. Hep ondan temiz kalıyoruz böyle yıkandıkça. Kese yaptırıyoruz güzelce.
Ne güzel oluyor bak. Herkes bununla gelseler böyle hiçbir zaman bu hamamlar kapanmasın. Vallahi ben şu anda çok mutluyum. Çok sevinçliyim. Buraya hem sağlık için hem hepimizin sağlığı için çok da mutluyum, çok da sevinçliyim. Geldim geleli zaten 15-20 dakika oldu. Hiç üstüme su dökmeden ter içinde maşallah kaldım. İnşallah bana şifa olur. Çok güzel olur. İnanıyorum, emin olurum inşallah. Size de teşekkür ederim. Bu Kayseri'de değerli Kadamamı'nın işletmecisi ve çalışanlarına çok teşekkür ederim. Buradaki hizmet gerçekten çok güzel. Meyvesi olsun, sodası olsun çıkınca hizmetleri, ayakkabı boyaları olsun, buradaki ferahlık ve kesecilerin memnuniyeti, işletmeciliği memnuniyeti gerçekten çok güzel. Uzun zamandır buranın açılmasını bekliyorduk. 2 yıla yaklaşık burası kapalıydı. Çok şükür artık açılacak ve ferahlığa kavuşacağız. Biz de bunun için mutluyuz Kayseri halkı olarak. Herkese teşekkür ederim ve buraya gelmenizi tavsiye ederim.